Arkadaşlar selam. Herkesin gerçekten yolda beni çevirip neredeyse bu cümleyi bir kere daha kullanmış olabilirim videonun sonunda. Bu atkıyı nereden aldın ya da bütün arkadaşlarımın Demet harika ya falan dediği, hani bana da ördüğü, gerçekten çok ısrar ettiği ama bunu yani ben yaptığım şeylerin ikincisini yapmayı sevmediğimden dolayı, yanlış anlamasın bütün arkadaşlarıma, yoksa yapmayı çok isterdim ama sadece bende var bundan diyerek şöyle. Yani gerçekten böyle kullanırken ya ne tatlı ne tatlı dedirtmiyor mu insana kendini? Çok güzel oldu. Çok içime bayağı, yani bütün videolarda bunu söylüyor gibi oluyor ama bunu gerçekten çok beğendim. Ve böyle şey kullanmaya kıyamam diye düşünüyorum ama birkaç kere işte kullandığımda, o da bakın şöyle bir sürü sevimli kahramanın olduğu güzel bir atkı oldu. Hiç lafı uzatmıyorum. Hemen yapılışını size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Buyurun videomu izleyelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben örgü makinesiyle yaptım ama benim örgü makinem yok, bunu yapabilir miyim diyenler varsa aranızda, normal örerek de elbette yapabilirsiniz. Önemli olan bu sevimli kahramanların hangilerini yapmanız ve renk seçimi olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. İyi ki lafı uzatmayacaktım. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bunları Pixel Art diye Pinterest'ten ya da Pixel Fotoğraf bulabileceğiniz herhangi bir platformdan istediğiniz her şey, aklınıza gelen her şeyi yazarak bunların piksel halini bulup böyle atkıya işleyebilirsiniz diyorum. Şimdi gerçekten lafı uzatmıyorum ve hemen videonun yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, böyle artan iplerim var. Bunlarla 6 tane renk belirledim. Bu 6 renkle atkı öreceğim. Bunların haricinde de şöyle daha küçük bir ipim var. Bunu kullanıp atacağım bir ip. Şimdi bununla başlıyorum. Bunları kenarlara kullanacağız bu ipi. Sonradan burayı söküp atacağız. O yüzden böyle daha küçük kalan bir ipi tercih ettim. Beyaz dişim burada. Bunu baz alıyorum. Şöyle önden arkadan geçirerek tam 45 dişli şöyle sarıyorum örgü makineme. Bakın bunu da buradan 45 tane saymanıza gerek yok. 48 dişli ya. 3 tane boş bırakarak ben bunu saymış oldum. Şöyle kanalımdan geçiriyorum. Yani tansiyon ayarımı yapmış oldum. Bakın şöyle geçirmezseniz de daha gevşek olur. Böyle geçirmenizi öneririm örgülerinizde. Şimdi geriye dönüyorum. Bakın buradan önüne gelmesini sağlamazsanız bu birinciyi örmez. Bu adım önemli başlangıçlarda, kenarlarda yani. Bu yoldan çıktığı için örmüyormuş. Bakın kaçabiliyor. Ona dikkat edin. Yoksa panel örmekte zorlanırsınız. Onu düzelttikten sonra hiçbir sorunumuz kalmıyor. Bakın burada da şöyle geldim, geçirdim ve tersine çeviriyorum. Bu ipi içeri attım. Bununla kaç sıra ördüğünüz hiç önemli değil. Çünkü başta da söylediğim gibi bunu söküp atacağız arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra öreyim ben. Evet, şöyle tahmini 5-6 sıra oldu. Saymadım açıkçası. Başa döndüm. Bu ipimi şöyle attım. Şimdi bu ipimi alıyorum. Buraya dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Diğer renk geçirme, yani renk değiştirme işlemlerinde de aynısını uygulayacağım. Bakın şöyle bunu hemen önündeki dişliden sanki devam ediyormuşçasına şöyle geçiriyorum. Şöyle ilk sırada bunu parmağımla tutuyorum ki kaçmasın. Bu
birinci sıram diye kabul ediyorum. Yani her git gel değil de tek yönü bir sıra olarak ben sayıyorum. Biliyorsunuz ki panel örgülerde sayacımızı kullanamıyoruz. Şöyle geri döndüm. Bu da ikinci sıram diye düşünerek devam ediyorum. Neden bunu söylüyorum? Bu işlemi tam 50 sıra olana kadar sayıp renk değiştireceğim. Yani hep bu şekilde devam edeceğim ben. 50 sıra 50 sıra gidiyorum yani. Öyle diyebilirim. Bakın 3. sıram şu anda. İpiniz de eğer buradan çıkmıyorsa şöyle çıkıp şöyle bir fazlalık bırakmanızı öneririm. Şimdi birkaç sıra ördükten sonra da şuradaki bu ipimi artık kesiyorum. Bunun başlangıç sırası bakın şöyle şurada. Burayı iyice düğümlüyorum. Güzelce düğümlüyorum ki kaçmasın. Kaldığım yerden örgüme devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar 6 ipim var demiştim. 50-50-50-50 300 sıra olacak şekilde renk geçişini de gösterdim. Bu şekilde yapıyorum. Ve son sırama da yine yavru ağzımı örüyorum. Ve upuzun bir şerit halinde örgümü hemen hemen bitişine yaklaşmış bir şekilde tamamlayıp hemen sizlerle tekrar buluşuyorum. Bu aşamada paneli örmekte zorlandığınız herhangi bir konu varsa yorum olarak bana yazabilirsiniz. Yorumlarınız anında cevaplanacağından emin olabilirsiniz diyorum. Ve örgümün bu aşamasını tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 6 ipimi de yani 6 renk ipimi de şöyle ördüm. Sayılarında farklılıklar oldu. Onları şimdi hemen anlatacağım. Anlatmadan önce son sırama da en başta yaptığımız gibi şu kullanmayacağım ipi geçirdim. Ve şimdi şöyle bakın. İpimi aldım, ortaya attım. Ve bu noktada şöyle ipsiz bir şekilde boş çeviriyorum. Bakın bir sıra çevirdim. İsterseniz geri de gelebilirsiniz, devam da edebilirsiniz, fark etmez. İki kere ilmeklerden geçiyor olması yeterli. Evet. Evet, makinamızı şöyle bir kenara alalım, artık makinamızla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar farklılıklar oldu dedim ya, hemen onları bir göstereyim istiyorum. Şimdi şu pembe ve mavi ipimde benim biraz daha kalın olduğunu fark ettim örerken. O yüzden bunları 60 sıra, diğer 4 rengimi de 70 sıra ördüm. Bu şekilde oldu atkım. Tabii bu uzunluğu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen şu kenarları nasıl temizliyoruz onu göstereyim. Evet, bu ucundan göstereyim. Şimdi şöyle bakın, yeşil ipimin ucu burada. Bu taraftan değil de tam tersi noktadan şöyle bakın, aradaki renkle çizgi çizgi gözüküyor zaten. Şöyle buradan tığımı geçirdim. Herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle kaydırma işlemi yaparak tüm sırayı temizliyorum. Sonuna kadar böyle geldikten sonra da şuradaki şu yeşil ipimi bakın çekiyorum. Hem buradaki düğümden kurtuluyor, hem de bu yaptığım sabitleme işlemini daha bir sağlam hale getiriyor. Şöyle çekiyorum. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey, tığınızla bu işlemi yaparken çok çektirmeyin ki burası böyle büzüşmesin. Şimdi en keyifli yerde bu kullanmayacağımız ipi söküyoruz. Şöyle bakın çekiyoruz, pıtır pıtır geliyor zaten.
Evet, bakın atkımın kenarı böyle muhteşem bir bitişe sahip oldu bence. Şimdi diğer kenarını da aynı işlemi uygulayacağım ve bu parçadan bir tane daha öreceğim. Çünkü ben buraya motiflerimi, desenlerimi işleyeceğim ve arka arkaya kapattığımda buradaki iplik fazlalarını, o düğümlerini işleme yaptığım ipin gözükmesini istemiyorum. O yüzden hemen örüyorum ve geliyorum. Şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığımı, ama önce yaptığım desenleri göstermek istiyorum. Şöyle burada bir adet dafidak. Şurada Tom ve Jerry'nin jerisi. Şöyle minnoş bir Mickey Mouse. Bakın buradan sonra bu tarafa doğru üçlü işledim. O yüzden şöyle ucundan göstereyim. Bugs Bunny'm. Tweety. Ve Sylvester. Şimdi iki tane yapmamın amacı, yani aynı iki atkıdan yapmamın amacı, bakın gördüğünüz gibi bu görüntüyü ortadan yok etmek istemem ve bu kıvrılma sorununu çözmüş olmak. Şimdi şurayı birlikte yaptığım halini ben videonu çekmiştim daha önceden. Onu hemen izleyelim. Sonra da karşılıklı iki atkımı nasıl birleştireceğim. Hemen onu sizlere göstereyim. Bakın bu kısmı birlikte yapalım istedim. Şimdi şöyle, bakın hemen işleyeceğimiz yerin altından şöyle iğnemizi geçiriyorum. İpimin ucuna düğümümü attım. Bir üst sıranın şöyle sağından ve solundan geçiriyorum. Hemen tekrar bu dibe batıyorum. Hemen bir yukarıya işlemek istediğim için iğnemi bir yukarıya aldım. Şöyle. Bakın bunu da yapıyorum. Burada mesela sola kaydırmak istedim. Sola çektim iğnemi. Şöyle elimle düzeltebilirim de daha sonra da. Bakın solu işliyorum bu sefer. Ya da buradan tekrar şuraya gelmek istedim. Şöyle. Yani çok kolay aslında. Önemli olan yapacağınız desene karar verip hani güzel takip etmek modeli. Bakın böyle. Aşağı doğru inerken de şöyle alıyorum. Bu sefer şuradan şöyle tık yapıyorum. Bir alta iniyorum. Üsttekinin bu sefer işlediğim yani yerleri şöyle yapıyorum. Bu şekilde gayet kolay devam ediyorum arkadaşlar. Ve burayı da doldurduktan sonra tüm desenlerim hazır olmuş olacak. Şimdi ben siyah ipi kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü bütün motiflerde biraz siyah var ve siyah yapmak istedim. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi iki atkımı da şöyle koyuyorum. Üst üste aslında tığla kenarlarından bildiğimiz, herkesin bildiği sık iğne yöntemiyle birleştireceğim. Ama bilmeyenler için göstermek istedim. Şöyle köşelerine batıyorum. Tığımı aldım. Şöyle buradan karşılıklı ilmekleri şöyle batarak sık iğne atıyorum. Araya birer tane de zincir atalım ki büzmesin. Üzülme olmasın yani. Şöyle birer zincir atarak. Bakın bu şekilde
böyle bütün etrafını birleştiriyorum. İki atkıyı üst üste yapıyorum. Birisi diğerinin astarlamış hali olmuş oluyor. Yani böyle yaptığımda bakın bu pis görüntü içeride kalmış olacak. Bunu da yapayım ve atkımın bitmiş haline hep birlikte bakalım. Bakın arkadaşlar, örgüm bittikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bunu birkaç kere kullandım bu videoyu çekmeden önce. Neredeyse yolda durdurup beni bunu nereden aldın falan diyeceklerdi. Bütün arkadaşlarım inşallah başına bir şey gelmez atkının diye hepsinin gözünü üzerime çekmiş oldum. Bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu ama. Yani muhtemelen böyle şey, çok severek, bayağı severek, aşırı severek kullanacağım bir atkı oldu. Umarım sizlere de fikir olmuştur diyorum. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.